tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam etmekteyiz efendim. Evet, güzel şehrimiz olan Adana'dan sizlere sesleniyoruz. Adana Çukurova'da mühendislik hizmetlerini en iyi şekilde sürdüren Engin Taşkın Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Mühendislik alanında vermiş olduğu hizmetleri ve gelecek hayallerini, hedeflerini, ayrıca çalışmalarını kendisinden dinlemiş olacağız. Gelin sevgili izleyenler, bu değerli isme bir merhaba diyerek programımıza başlayalım. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz ofisimize. Teşekkürler efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Engin Taşkın, makine mühendisiyim. 20 yıldan beri mühendislikle ilgili çeşitli şehirlerde faaliyet göstermekteyiz. Evet. Kendi alanımla ilgili çalışmaktayım. Evet. Şimdi 20 yıldır hizmet veriyoruz. Peki bu hizmeti açabilir miyiz? Alanınız nedir? Nerelerde sizleri gördük ve görmeye devam ediyoruz? Mühendis olduktan sonra inşaat alanında çalıştım. Mekanik tesisat anlamında yangın tesisatları, ısıtma, soğutma, kazan dairesi, klimalar, havalandırmalar, su depoları. Yani bizim mesleğimizle ilgili genel olarak zaten suyla ilgili her şey. Ama bunun dışında daha sonra kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii mühendis olarak bitmiyor. Okudunuz ama her şey bitmiyor. Çeşitli branşlarda en azından alanımızla ilgili daha iyi bir eğitim alarak ya da bilgimizi artırarak yararlı olmaya çalışıyoruz. İşte Enerji Bakanlığı'ndan enerji mühendisliğini aldık. Denetim, inşaatla ilgili denetim belgelerimizi aldık. Bununla ilgili kurslar görüyoruz. Hani mesleğimiz, evet, mühendis olduk ama bitmiyor. Habire bir üstüne koymamız lazım. Kendimizle de ilgili geliştirince de etrafımıza daha faydalı olmaya çalışıyoruz. O anlamda da firmamızı kurduğumuzda şimdi doğalgazla ilgili çalışıyoruz. Klimayla ilgili çalışıyoruz. Fabrika yenilemeyle alakalı ya da binalarda yeni tesisatla ilgili her türlü işlerde kendi alanımızla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Aslında sizleri her yerde görebiliyormuşuz. Şimdi binada bir tesisat dediniz, orada da bizleri görebilirsiniz dediniz. Peki bize bu süreci anlatabilir misiniz? Tam olarak nasıl devam ediyor, nasıl başlıyor? Şimdi binada inşaatı başladığı zaman biz makine mühendisleri olarak önce projelendirme ile başlıyoruz tabii doğal olarak. Tesisat, temiz su, pis su tesisatla ilgili, klima tesisatıyla, eğer daha büyük binaysa havalandırma, yangın sistemleri, yangın siplikleri, su depoları, bunların hem projelendirmesi hem uygulaması ile ilgili. Yine fabrikasyon olarak baktığımızda buradaki büyük cihazların ya da onları besleyen enerji boru hatlarının tamiratı, yenilemesi, düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Şimdi enerji boru hattının tamiratı ve düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz dediniz. Peki bu süreçte o borunun, o malzemenin kaliteli olması çok mu önemlidir? Neye göre değişebilir? Tabii. Her yerde olduğu gibi, yani kalite, öncelik hep kalite diyoruz ama fiyatla beraber gelen bir kalite olması lazım. Bunu da biz sunuyoruz. Yani bilgimizi aslında burada kullanmamız lazım. Burada kullanıp müşteriye ya da son kullanıcıya aktarıyoruz. Bu anlamda da bu detayları vermemiz gerekiyor. Yani onları anlatmamız lazım ki onlar ona göre tercih yapsınlar, ona göre yönlendirilsinler. Bu çok önemli noktada. Mesela bir boru tesisatı yaptığınızda bunun izolasyonu lazım. Boru izolasyonu yapıyorsunuz. Havalandırma yaptığınızda izolasyon lazım. Şimdi hizmet düzgün verilmediği zaman bireyler ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilir? Şimdi yanlış tercih yapılmışsa bununla ilgili geri dönüşler tabii hem firmayla ilgili hem cihazla ilgili, ne kullanıyorsa, ne marka yapıyorsa onunla ilgili sıkıntılar çıkıyor. Onunla ilgili kötü bir düşünce oluşuyor. Yani bize böyle geldikleri zaman ya bunu neden aldın ya da bunu yönlendirin, birisine güveniyor. Yani geldiği zaman bize demek ki seni tercih ettiyse, senden almışsa bir malzeme, sana güveniyor yani. Diyor ki böyle böyle söylediler, biz ona inandık hani diye, biz de bunu şu şekilde kullanın ya da
daha çok bunun kapasitesi buna uygun değil diyoruz. Çünkü hani biliyorsunuz şimdi klima diyelim 18 bin klimaya lazım gelen yere ya da 18 bin büyütülük yere 12 bin takarsanız ya da çok daha küçük bir cihaz takarsanız buradan verim elde edemezsiniz ve enerjiniz çok gider. Sonuçta gelen faturayla görüyor yani bunu kullanıcı. Bununla ilgili düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Yani. Evet. Sizler çok güzel bir hizmet verdiğinizi dile getirdiniz. Biz kullanıcı olarak örneğin soğutma ve ısıtma sistemlerini uzun ömürlü kullanabilmek için ne yapmamız gerekir? Yani gerektiği zaman gerektiği kadar kullanıp bir de gerektiğinde uygun zamanlarda o belirttiğimiz bakımlarını evet. ya da düzenlemeleri yapmamız lazım. Peki gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? Aklımızda neler var, neleri düşünüyoruz? Adana'da tabii ki iyi işler yapmak istiyoruz. Kaliteli işler yapmak istiyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında durmak gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlamda sadece Adana değil, aslında diğer Adana dışı işler için de ya da mühendislik işleri için de hareket ediyoruz. Yani bu anlamda hep dışarıdayız. Ofisimiz yeri belli. Tuna Mühendislik olarak da ismi, oğlumun adı Tuna. Tuna Eren. Biz Tuna'yı koyduğumuzda da amblemini ayarlamaya çalıştık. Şimdi kızım Zeynep Su. Ambleme baktığınızda zaten göreceksiniz orada bir ikiye benzer bir şey var. Dedi ki baba niye abimin adını koyuyorsun Tuna? Hani benim adımı koysana. Evet benim adımı koysana. Kızım dedim bak orada bir iki o iki değil. Bu Z orada da bir damla var. Zeynep Su demek. Senin iki isminin ikisi de var. Abinin bir ismi var. Ha tamam o zaman dedi. Yani ikisinin de gönlünü hoş etmiş oldunuz. Bizler de buradan değerli çocuklarınıza öpücüklerimizi, sevgilerimizi iletelim ve çok değerli eşiniz Sema Hanım'a tekrar sevgilerimizi iletelim. Şimdi sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Birkaç cümle mühendisimizden duyabilir miyiz? Evet, Tuna Mühendislik olarak her zaman hizmetinizdeyiz. Adana'da Çukurova Yurt Mahallesi'de faaliyet gösteriyoruz. Sadece tanışmak için, konuşmak için, sohbet için sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. İş hayatınızda başarılar dilerim. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Adana Çukurova'dan seslendik. Çok değerli mühendisimiz, firma sahibi olan Engin Taşkın Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Mühendislikle aklımıza gelebilecek olan tüm soruları sorduk ve cevapları bulduk. Sizin de aklınıza gelen sorular varsa lütfen uzmanına danışın derim efendim. Bizler şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.